Yaşam Boyu Öğrenenlerin programı Üniversite Medya devam ediyor. Doğuş Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Elif Çepni konuğumuz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ve Sanat Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nazan Erkmen. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün burada bir sanatçı ağırlıyor olmaktan çok da son derece mutluyuz. Belki aslında şu anlamda da örnek olduğunuzu düşünüyorum. Akademik kariyeri evet bugün konuşacağız Sanat Tasarım Fakültesini tercih edecekleri ama siz aynı zamanda kişisel sergiler açıyorsunuz. Uluslararası alanda çok fazla ödülünüz de var. Teşekkür ederim. İkisini birleştirmiş biri olarak farklı anlamlarda da güzel mesajlar verebiliriz gibi geliyor bana. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam nasıl başlayalım? Doğuş Üniversitesi sizi daha önce de konuk olarak almıştık. Evet, hatta ben sizden sonra programda şöyle bir şey dedim. Siz biliyor musunuz bizim bir uğrumuz var. Bize dekan olarak katılan sonradan rektör oluyor. Siz de dekan olarak ağırlamıştık programımızı. İki ay sonra rektörlüğünüz galiba. Biraz daha sonra. Yani yakın bir tarihte. Evet. Ya bizim uğrumuz diye ben biraz kabullenmek istemedim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Öyledir belki de. İyisiniz ama yani onun için programda birçok veri birikti. O zaman tüm akademisyenlere tabii idari görev istiyorlarsa hani bu fayda maliyet analizini iyi yapıp kabul ekonomist edin. Olarak size hemen fayda maliyet yani analizi. Onurlu bir görev ama zor bir görev. Akademik bazı yayınlarınızı vesaireyi de olumsuz etkileyebilen bir görev. Onun için hani tabii ki görevden kaçılmaz, aldığımız yerden çok daha iyi bir yere getirmek için canla başla çalışacağız. Ama eninde sonunda da akademik işlerimize geri dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Canla başla çalışın hocam. Zaten Türkiye'deki kadın rektör sayımız da çok az. Bunlardan biri olarak. Evet, lütfen. Üniversiteme o anlamda minnettarım. Biz galiba artık en son baktığımda 167 idi ama program öncesi yapımcımız Ünal Bey dedi ki 180'e ulaşmış. Yanılmıyorsam 9 ya da 10 bayan rektörüz. Yeni seçimlerle ne olur bilmiyorum ama bu sayı çok az. Aslında parlamentodaki kadın oranı bakımından da Türkiye biraz Avrupa'nın gerisinde. Ümit ediyorum başka bayan rektörler, kadın rektörler de çıkacak. Evet. Ve bunun avantajları çok fazla. Ben 12 yıldır Doğuş Üniversitesi'ndeyim. Ekonomi hocasıyım. Hı hı. Kaç yıl oldu bu arada Doğuş Üniversitesi? 97'de kuruldu. 15. yılını kutlayacak. Yıl. Aslında vakfın kuruluşu daha eski 95 ama üniversite olarak kanununun çıkması 97'den beri. Şu an 5 fakültemiz var. Bunlar Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültemiz, Fen Edebiyat Fakültemiz ve İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz. 8 programımız da Meslek Yüksekokulu'nda var. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü giderek büyüdü. Mesela işte Çeviri Bilim Yüksek Lisans Programı var şu an. Matematikte doktora programı var. Lojistik, tedarik zinciri bu konularda doktora programı var. Finansal İktisat doktorası, klinik psikoloji doktorası. Yani doktora çok önemsiyorum çünkü lisans ve yüksek lisansın ötesinde daha fazla akademik çalışmalara, araştırma projelerine akademik kadronuzun katılmasını sağlayan çalışmalar orada olduğu için önemsiyorum. O anlamda da yeni hazırladığımız dosyalar da var. İyi bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda Nazan Hocam'a sormak istiyorum. Siz ne zaman akademik kariyere atılmaya karar verdiniz? Hani çünkü sanatçı biz genelde şeyi de biliriz ya, çok fazla o kuralların içine girmek istemeyebilir. Üretim alanı açısından özgürlükçü ortamlar önemlidir. Akademik dünyada da fazlasıyla bir kurallar var. Evet. Bu anlamda nasıl karar verdiniz? Her şeyden önce çok güçlü ve son derece de iyi bir yönetici kadın rektörümüz olduğu için büyük bir gurur duyuyoruz gerçekten. Ve 5 fakültenin 4'ü de kadın dekanı olması. Evet, bir de böyle bir özelliğimiz var. Bu da çok önemli. 5 fakülte rektörü bayan, genel sekreteri bayan, 5 fakültemizin 4'ünün dekanı bayan. Yani bizim mütevelli heyetimiz bayanlara, kadınlara güveniyor. Böyle bir yapımız var ve çok teşekkür ediyoruz. Benim aşağı yukarı bir 35 yıllık sanat geçmişim var. 25 yılda akademisyen olarak görev yaptım. Biraz önce de emekli olduğum kurum buradaydı. Marmara Üniversitesi, Sayın Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanı. Yaşam bir tesadüf olayı. Ben bütün eğitimimi, lisans, yüksek lisans ve doktorayı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Hocam da Profesör Mustafa Aslıer'di. İllüstratör olarak hep sanat yaşamımı devam ettirdim. Hep kitapları resimledim. İllüstrasyon, resimleme. Evet. Hocam teklif etti. Evet. Bu akademik kariyere devam etmek ister misin diye. Böylece başlamış oldum.
öğrendiklerimi öğretmemin gerektiğine inandım. Gerçekten de kendi alanımda çok başarılı öğrenciler yetişti. Uluslararası alanda çalışmalar oldu, ödüller oldu. Bununla da gurur duyuyorum ve her kadının mutlaka meslek sahibi olması şart diye inanıyorum. Ve eğitimlerini tamamlayan kadınlarımızın hepsinin çalışma hayatına da devam etmelerine inandığım için ben de bir akademik kariyeri seçtim ve devam ettiğim için çok mutluyum. Şimdi üniversitenin, biraz Doğuş Üniversitesi'nin iklimini soracağım. Çok önemli aslında. Sadece meslek seçmiyorsunuz orada. Belki eş seçimi olabiliyor hocamız gibi. Siz de zannediyorum üniversitede eşiniz evet, de sanatçı. Evet, evet efendim. Tesadüf değil. Aslında bulunduğunuz, yani yaşınıza evet, baktığınız zaman hayatla ilgili çok önemli kararlar aldığınız önemli yaş dilimini üniversitede geçiriyorsunuz. Mezun olana kadar da bazı konularda fikriniz gelişiyor. Orada yani aslında hayata bakış açınızın da yeşerdiği kesinlikle, bir ortam. Kesinlikle. Bu anlamda nasıl bir iklim bekliyor öğrencileri Doğuş Üniversitesi'nde? Yani öne çıkan özellikleri biraz. Türkiye'de şimdi bütün üniversiteler bilgi teknolojilerini iyi kullanmaya çalışıyorlar. Ve altyapılarını iyi oluşturmaya çalışıyorlar. Ama farklılıklarımız nerede ortaya çıkacak? Ben aday arkadaşlarımın hepsine şunu tavsiye ediyorum. Lütfen akademik kadroları çok iyi incelesinler. Hocalarının geçmişlerini artık internetten her yerden okuyabiliyorlar. Programlar Türkiye'deki ve dışarıdaki üniversitenin programları benzer mi? Dünyada iyi üniversitelerde ne dersleri okutuluyor, bizde ne okutuluyor? Bunlara baksınlar. Bir de ben hep şunu söyledim, ona inandım. Artık dünya sınırlarının olmadığı bir yer haline geldi. İnsanlar, para, mallar serbestçe dolaşabiliyor. Ve mezunlarımızın ben sadece böyle Türkiye'de iş aramasını istemiyorum. Tüm dünyada iş aramalarını istiyoruz. Onun için yabancı dile mutlaka hakim olmalarını istiyoruz. Mesela yabancı dile üniversitede çok önem veriliyor. Ve diğer ikinci yabancı dil öğrenmek isteyenlere de Çince, Japonca, Almanca birçok dil dersi açıyoruz. Ama bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi kültürel gelişim seminerleri diye zorunlu her dönem iki tane seminere öğrenci katılması gerekiyor. Yani 8 yarı yıl boyunca bu da zorunlu alıp geçmesi gereken bir ders gibi gözüküyor. Burada kimi zaman siyasetçi geliyor, kimi zaman bir yazar geliyor, kimi zaman bir iş adamı geliyor ve öğrencilere biz çünkü artık tıp, avukatlık, eczacılık hariç çocuklar, öğrencilerimiz çok disiplinli yetişsinler. Zaten Avrupa Birliği'nin bu çok ünlü Bologna sürecinde de sürekli eğitimin altı çiziliyor. Yani siz üniversite yüksek lisans orada bitmiyor. Emekli insanlar da artık özel öğrenci olarak gelip kendine yatırım yapıyor. Sanat tarihi dersi alıyor. Entelektüel birikimini geliştiriyor. Aynen öyle. Süreci. İşte onun temellerini vermek için mesela toplumsal duyarlı projelerimiz var. Çevre, yaşlılar ve kadınlar. Huzurevi ziyaretleri yapıyordunuz. Öğrenciler evet, yapıyordu. Benim evet, hatırladığım bir sürü okulu boyadı öğrencilerimiz. Evet, evet, evet. Yani bu sosyal sorumluluk, biz toplumsal duyarlı projeleri diyoruz. O da zorunlu ders olarak bütün üniversiteye kondu ve biz bu öğrenciler hayatı tanımaya birinci sınıftan başlasın, hayatın gerçeklerini görmeye. Dolayısıyla yaşlılar evine gidiyorlar, kadınlar, dört başlık belirledik, çevre konusu var ve çocuk, yaşlı, bu konularda çok güzel de çalışmalar yaptılar. İşte Van depremi sırasında gönüllülük esasıyla çalışma yapılıyor. Bunun dışında da bir de çok önemsediğim, biz yüksek lisansta ancak tez yazmayı öğrenirsiniz. Oysa başka üniversitelerde var mı bilmiyorum. Açıkçası hepsini incelemedim ama yıllardır yaptığımız bir şey var. Lisans öğrencisine birçok bölümümüzde bitirme projesi vardır. Ona 3 kişi jüri atanır. Doğru. O öğrenci iş hayatına gitmeden nasıl bir bilimsel rapor yazılır ve bu nasıl sunulur? Çünkü adab-ı muaşeret de önemli. İşte o gün daha dikkatli giyiniyor, geliyor. Bunlar ben yurt dışında iş başvurusunda bulunan öğrencilerimden de edindiğim tecrübeyle sadece artık transkribinize bakıp notları çok iyiymiş, hayır. Çocuğun IQ'su kadar EQ'su da önemlidir. Sosyal iletişimi, kulüp faaliyetlerinde rol almış mı? İşte bir takım toplantıların, kongrelerin düzenlenmesinde görev almış mı? Öğrencilerimizi bu şekilde de yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani dış dünyaya açık, kendine özgüveni olan ve entelektüel birikimi olan. Yani sadece elektronik mühendisi olsun, sadece bu olsun değil. Şimdi birazdan zaten kulüpten arkadaşlarımız dans kulübü. Öyle mi? Kulübü tabii. Çok güzel. Bir de Doğuş'un orkestrası var. Ondan evet, da bahsedelim. Evet. Birazdan buradayız. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Sonra belki de dansla döneriz. Ne dersiniz? Evet. Kısa bir ara.
sahip oldukları diğerinin hayalleriydi. Bir gün kader onları bir araya getirdi. Kardeş olduklarını öğren... Üniversitesi'nin bir diğer gelenekselleşen etkinliği Dans Festivali de bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. 18 Mayıs Cuma akşamı Göz Açan Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı festivalde Doğuş Üniversitesi Dans Kulübü'nün yanı sıra İstanbul'daki 9 ayrı üniversiteden 13 dans topluluğu sahneye çıktı. Hem klasik hem de modern dansların yer aldığı programda Paso Doble'den Hip Hop'a kadar birçok farklı tür sergilendi. Eğlence ve coşkuyla her yıl olduğu gibi katılanların büyük beğenisini kazanan bir festival akşamı yaşandı. Artık gelenekselleşti. Evet. İzledik. Bu arada ben de şunu anlamıyorum. Son dönemlerde üniversitelerimizde dans kulüplerini bizim Emel'i biliyorsunuz. Üniversitelerde evet. Öğrenci arkadaşlarımıza röportajlar gerçekleştiriyor. Dansa mı başlayacak nedir? Seçtiği kulüp hep dans kulübü oluyor. Bu bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Bunu bir araştıracağım ben program sonrası. Bir eğilimi var Emel Hanım'ın. Bir eğilimi var. Evet. Bu arada ilerleyen dakikalarda tiyatro kulübünden de arkadaşlarımızın bizimle paylaştığı görüntüler var. Onları izleyeceğiz. Şimdi Sanat ve Tasarım Fakültesi dekanımız burada sorular geliyor. Bölümlerle ilgili, özel yetenek sınavları ile ilgili. Tarihler belli oldu mu diye soran arkadaşlarımız var. Evet, hepsi belli. Var. Buyurun. 17 Temmuz'da sınavımız var. Kayıtlarımız başladı. İki bölümü seçerek sınavına girebilirler. Sınav aynı gün içinde yapılacak. Her iki bölümün soruları da aynı günde sorulacak. 1,5 saat, 1,5 saat, 3'er saat gibi bir zaman dilimini kapsayacak. Aynı gün hemen sonucu öğrenecek evet, mi? Evet, öğrenecek. Hı hı. 140 puan yeterli dedim. Herhangi bir puan türünden 140 puanı alması yeterlidir. Ücretsiz sanat kurslarımız var şu anda. Gelip katılabilirler sınava hazırlanmak üzere. Pazartesi, çarşamba günleri 1,5-4,5 arasında bu kursları sürdürüyoruz. Bunun dışında ne sordular? Bu kurslara bu arada sizin şu anki kadronuzdan. Evet, hocalarımız. Hocalarınız katılıyor. Çok öğrenciler disiplinli bir şekilde hocalarımız bizzat çünkü veriyor. Çünkü bu önemli. Gelirken bize soruyorlar. Evet. Yani hani tamam yeteneğime inanıyorum, ailemde yeteneğin var diyor ama bir kursa mı gideyim, ne yapayım diye. Bu özellikle burslu, sizin açmanız burslu güzel gelmek olur. İsteyen öğrenciler için de önemli. Hani bir öncesinde bir eğitim ya da kısa bir süreli bir şey görmesi önemli. Ama gelemeyen birçok öğrencimiz olacak şehir dışında. Gelmesinin çok da fazla yani kendine kattığı bir avantaj olacak çalışmalı. Ama o öğrenciyi tanıyor ya da kesinlikle bir yeteneği varsa haklısınız. Ya yeteneği tabii varsa zaten. Şu açıdan önemli olabilir. Birlikte çalışarak kendisinin nerede olduğunu görebilir. Heyecanını doğru. Yenebilir. Doğru. Ama ille de kurs görmek diye bir şart yok. Zaten yaratıcılık işten gelen bir olay. Ancak çalışmayla ilerliyor. Tabii. Hı hı. Yani... Onun için hiç endişelenmesinler. Kendine güvenen çocuk nasıl olsa yapar bu sınavı. Böyle daha önce yaptığı çalışmaları toplayıp böyle portfolyo gibi hazırlayıp dosyalarıyla falan öyle gelenler de yani bu işi gerçekten çok istiyorum çok diye yapanlar fuarlarda çok olurdu. Oluyor, sıkanta gelirdi. Evet haklısınız. Hep Sanat Tasarım Fakültesi'nden de bir hocamız bizle olurdu. Hatta yarın buradaysanız işte toplayacağım, geleceğim hepsini falan. Tabii çok o anlıyorsunuz ki gerçekten büyük bir şevkle, aşkla o mesleği istiyor. Yani sanatçı olmak istiyor. Bu arada şimdi Güzel Sanatlar Fakülteleri var. Şimdi Sanat Tasarım Fakülteleri. Ya bunların içeriği bölümlere baktığımız zaman aynı mı? Adının farklı olması içeriğinin de farklı olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Şimdi biraz önce benim emekli olduğum Marmara Üniversitesi buradaydı biliyorsunuz. Evet. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ydi ismi. Fakat içinde iç mimarlık, endüstri tasarımı gibi pek çok tasarım programları da yer alıyordu. Hiçbir farkı yok. Fakat tasarım bugünlerde çok moda olan bir kavram olduğu için bilhassa tasarım kelimesinin geçmesine Güzel Sanatlar Fakülteleri önem veriyor. Peki fakültenizdeki bütün bölümlere özel yetenek sınavıyla mı giriliyor? Mimarlık hariç. İç mimarlık, endüstri tasarımı, grafik, görsel iletişim, bu bölümlerde sınavlarımız var. Bu arada iç mimarlık birçok yerde
genel yetenek sınavıyla almıyor. Bizim üniversitemizde iç mimarlık yetenek sınavıyla alıyor. Fakat mimarlık tabii oldukça da yüksek puanla alıyor. Bir tek mimarlıkta yetenek sınavı yok. Fakat mimarlığımız da sanat tasarım fakültemizin altında. İşte Türkiye'de değişiyor. Bazen evet. O ayrı bir mimarlık fakültesi oluyor. Bazen mühendisliğin altında olanı da var galiba. Ama bizde sınıflandırma öyle yapılmış. Evet. Bu arada Sude Naz da mimarlık hakkında biraz bilgi verebilir misiniz demiş. Verdik aslında bilgiyi. Evet. Bu arada, sınav hakkında isterseniz bilgi verelim. Sınav hakkında o evet. O çok heyecanlandırıyordur çocukları. Neyle karşılaşacağım ben gelince diye sormuş. Yani sınavda. Şimdi çok genellikle önemli. Sınavda ya bir obje verilecek ya da hayalden bir soru sorulacak. Hı hı. Hiç zor değil. Hiç meraklanmasınlar. Bu mesela bir çay paketi gibi bir sınav sorusu gelebilir. Bunu buruşuk diyebiliriz bir kağıt. Ki en zoru o mudur hocam? Yani, öyle bir şehir efsanesi var. Buruşturulmuş bir kağıt. Gölgelendirmesi var çok zor. Çok kadar zor. Teşekkür ederim. Kadar zor hocam. O kadar zor. Yani gördüğünü çizebilecek yetenekte bir öğrenci bu sınavı rahatlıkla başarabilecek. Neslihan evet. Özcan, Doğuş Üniversitesi'nde psikoloji bölümü var mı ve yeni açılan bölümleri de sormuşlar aynı zamanda. Evet, yeni varsa. Bölümümüz açılmıyor bu dönem. Psikoloji bölümümüz var ve çok kadrosunu girip ziyaret ederse öğrenci bu arkadaşımız. Bu arada bunu söylüyorsunuz, ben şeyi merak ettim. Ağırlıklı bir üniversiteden gelme şeyi var mı? Bazı vakıf üniversitelerimizde onu görüyoruz çünkü. Hani ekol olarak biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Üniversitenin ilk 3 rektörü İstanbul Teknik Üniversitesi'ndendi. Ben ilk mülkiyeli rektör benim. Yani ben Ankara Siyasal'danım ama mühendislik fakültemiz. Yani çok şurası ağırlıklı diyeceğimiz belki değil ama sağ olsun İstanbul Teknik Üniversitesi bize çok destek olmuş bir üniversitedir. Hmm. Mühendislik fakültemiz çoğunun İTÜ kökenli olduğunu söylemekte bir mahsur yok herhalde. Evet, zaten biz evet. Hepimiz Türkiye'nin beşeri sermayesine en iyi şekilde katkı için çalışıyoruz. Birbirimizin rakibi kesinlikle değiliz. İşbirliği içerisindeyiz. Hepimizin amacı aynı ve hepimiz aynı gemideyiz diye düşünüyorum. Ama büyük bir destekleri kuruluş aşamasında olmuş. Şu anda herhalde biraz o ağırlıklı diyebiliriz ama birçok üniversiteden, yurt dışından, Türkiye'den çok iyi bir gerçekten hani gururlanarak bir rektör olarak herhalde en böyle altını çizmek istediğiniz özelliğiniz nedir diye sorsanız hoca kadromuz, akademik kadromuz derim. Psikoloji bölümü klinik psikolojide master'ı ve doktorası da olan bir bölüm ve böyle işte özellikle yüksek lisansta 10 kişilik kontenjanlarına bunların 100 kişi falan başvuruyor. Talebi çok yüksek bir bölüm. Muazzam bir altyapıları var. Ben çok az üniversitede olduğunu bildiğim bir laboratuvarları var ve üniversite öğrencilerine de DÜPEL diye psikolojik danışmanlık veriyorlar. Yani danışmanlık almak isteyen öğrencilerimize özel hayatın dokunulmazlığı ilkesi çerçevesinde de gidip süpervizyon, onlardan destek alabiliyorlar, yardım alabiliyorlar. Üniversiteye de diyorum. Çünkü ben göreve geldiğimde de onu söyledim. Benim en büyük katkım inşallah o olur. Uluslararasılaşma. Yani istiyorum ki öğrenciler sırt çantalarını taksınlar. Spor ayakkabıları trenle, işte mimarlıksa bütün Avrupa'daki mimari eserleri gezsin. Hukukçuysa Avrupa Toplu Adalet Divanı'na, Lahey Adalet Divanı'na gitsin. Birleşmiş Milletleri ziyaret etsin. Ya da işte mühendisse, ekonomi ya da finans okuyorsa, Almanya'da şimdi Airbus, Bosch vesaire bu şirketleri gezi düzenleyeceğiz. Benim en büyük hayallerimden biriydi. Öğrencilerin bu tür derslerle belki iki dönem arası ve yaz döneminde seçmeli ders olarak bir tane koyduk. Bu Amerika'da bazı üniversitelerde var. Öğrencilerimizin uluslararası bir vizyona, ufka sahip olmaları için hani sırf artık dünya başka bir yere gidiyor. Bilgi teknolojileri öyle gelişti ki coğrafyanın önemi kalmadı. Doğru. Amerika'nın bütün vergi iade formları Hindistan'da, Çin'de doluyor. Dolayısıyla sınıflarda da öyle duvarların bir önemi.
birlikte gitmek lazım. O anlamda da seçmeli derslerimizle sürekli yenilemeye çalışıyoruz. Bir üniversite bakıyoruz, çok bugünkü koşullara uygun bir ders koyduysa, iyi bir yetişmiş hoca buluyorsak hemen onu biz de vermeye çalışıyoruz. Twitter'da da var mısınız hocam? Twitter'da varız. Sosyal medyada siz var mısınız, bireysel hesabınız ben var mı? Hayır, çünkü takip edemezseniz o daha kötü bir şey. Ama Facebook'ta benim açmadığım, yine sağ olsun öğrencilerim çok o kadar güzel şeyler yazmış ki hani kapatılsın diyemedim. Arada bir giriyorum, account'um yok ama kendim yazamıyorum. Yeğenimin ağzından bazen oraya teşekkür yazıyorum. Bir hayran sitesi gibi bir şeyim var ama Twitter, ama bana mail atan tüm öğrencilerime, benim için öğrencilerim gerçekten büyük bir servettir. Hocam ne şanslısınız. Herkes kendi account'unu açıyor. Hayran sitesi var yani. Çok hoşuma gitti bu. Evet. Bu arada uluslararasılaşmaya önem veriyoruz dediniz. Twitter'dan da Ali, Erasmus ve başka değişim programları ile, yani hangi üniversitelerle anlaşmalarınız var demiş. Bunları internet sitesinden de uluslararası anlamda hangi üniversitelerle anlaşmalarınız var görebiliyorlar mı? Çok fazla sayıda var. Görebiliyorlar. Erasmus ya da uluslararası öğrenci ofisi tıklarlarsa herhalde 40'ın üstünde ülkeyle anlaşma var. Birçok üniversite var. Mesela ben önümüzdeki hafta Almanya'da bir üniversitenin hukuk fakültesi mezuniyet töreninin açılış konuşmacısı olarak Almanya'ya gideceğim. Hukuk fakültemiz Almanya'da birçok üniversiteyle, orada şöyle de bir güzellik oldu. Türkçe ders verecekler. Mesela bir hafta boyunca pazartesinden itibaren şimdiden 35 kişi kaydolmuş. Yani Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Türkçe ders almak, hukuk, çünkü Almanya'daki hukuk fakülteleri de artık biraz evvel bahsettiğim o uluslararasılaşmayı çok iyi yapmışlar. İlk iki sene Alman hukuku, üçüncü, dördüncü sınıfta Çin hukuku, Brezilya, Türkiye, Hindistan, bunları okutuyorlar ve Türkiye çok önem verdikleri Türk hukuku bir sistem. Şimdi her bir hafta hukuk fakültesinden hocalarımız Türkçe Almanya'da Trier Üniversitesi'ne ders vermeye gidiyorlar. Harika. Evet. Bu tür anlaşmaların sayısı giderek ümit ediyorum artar, hem bizde hem başka üniversitede. Şimdi hangi fakülte onun önüne geçiyor diye de pek sorulmaz ama biraz yumuşatarak sorayım. Şimdi hukuk fakültesini böyle gözlerimiz parlayarak anlattık başarıları. Yok, hepsi var ya. Ben zaten ekonomi hocasıyım. Muhakkak öyle ama şimdi dengeli bir dağılım mı var? Yani Doğuş Üniversitesi'ne baktığınız zaman ağırlık olarak işte sosyal bilim mi, mühendislik mi, nasıl bir yorumlarız? Şimdi tabii ki mühendislik öğrenci sayısı bakımından ve bölüm sayısı olarak da en büyük fakültemiz. Yani farklı kriterlere göre de değişiyordur. Değişiyor. En çok proje üreten başka. Mesela yayına baktığınız zaman Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat, çünkü matematik yani citation'ı dediğimiz uluslararası yayın konusunda hatta Türkiye'nin de çok iyi bir yerindeler. Ama sosyal bilimlerde herkes bilir citation yayın çok kolay değildir. Ama yine de iyi bir pozisyonda üniversitemizin tabii yeri. Fakat sosyal aktiviteler anlamında Sanat Tasarım Fakültesi ve Hukuk Fakültesini herhalde öne çıkarmak lazım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde de çok başarılı bir uluslararası ilişkiler bölümümüz var. Şimdi onlar küresel ilişkiler ve Avrupa Birliği çalışmaları master programını da aktif hale getirdiler. Ben ekonomi hocasıyım, yıllarca iktisat derslerini verdim ve şimdi programımızı dünyayla adapte ederek oraya, öğrenciler çok hoşlanmayabilir ama tüm dünyada herkesin önüne geçirecek ekonometri alanında bazı dersler ilave ettik. Çünkü Avrupa'da danışmanlık firmalarında çok önemlidir. Yani dediğim gibi yurt dışında iş bulabilsinler. Hem İngilizceleri... Ya şimdi zorlandıkları şeylere bazen söyleniyoruz aslında. Evet, şu an için zor ama önümüzdeki dönem için onlara fayda sağlayacak. Tamamen. Yani cefa yoksa sefa olmaz diye bir laf var. Bir eziyet çekerler ama sonu... Çünkü o kadar çok üniversite var ki bir yarış içindeler. Herkes iktisat okuyacak. Herkes mühendislik okuyacak. Ben kendimi diğer arkadaşlarımdan nasıl farklılaştırabilirim? Çok çalışması gerekiyor. 4 yıl boyunca herkes tatil yaparken onun ikinci dili nasıl öğrenirim? Ya da yani kendi arkadaşıyla kıyaslamayı bırakın, dünyanın tabii, herhangi bir yerinde tabii, mesleğimi icra edebilir tabii, miyim? Bu tabii çok da büyük bir soru haline geliyor. Ama orada da kendine görev düşüyor. Kendine yani görev siz düşüyor, üniversite doğru olarak çok iyi bir imkan sunmaya çalışıyorsunuz ama orada da öğrenecek olan kendisi. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında bursları sormuşsunuz, yurtları sormuşsunuz, ücretler nedir demişsiniz. Bunları konuşalım. Biraz ben sanat fakültesinin aktivitesinden anlatabilirim. Bahsedelim. Bursları da verelim. Bahsedelim. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Peki. Ödülü duymak istiyorsunuzdur. Bu oyunun bir kazananı olacak.
Kazan arkadaşımızın istediği bir arkadaşıyla birlikte buradan uçağa bindiriyoruz. Ve Universal Studios'a gönderiyoruz. Akşama başka bir olayla buluşuyorlar. Dünyanın en iddialı görsel şovlarından biri Blue Man Show'a gidecek. Üniversitesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan ve her yıl İstanbul'daki üniversiteleri bir araya getiren tiyatro festivali bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. 24 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında Göz Açan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalde 9 eser sahnelendi. Doğuş Üniversitesi Tiyatro Kulübü Doğuş'tan oyuncular bu yıl 2 aile oyunla sahnedeydi. Festivalin açılışını Arthur Miller'ın ünlü eseri Cadı Kazanı ile yaptılar. Ayrıca Anton Çeva ait Tütünün Zararları adlı oyunu da sahneye koydular. Ücretsiz gerçekleştirilen festivaldeki tüm oyunlar, başta öğrenciler olmak üzere tüm tiyatro severlerin katılımına açıktı. Konuşuyor! Fethi'cim konuşuyor! Tanrım şükürler olsun sana! Evet, siz de izlediniz mi onları? Ben her sene izlemeye çalışırım. Bu sene çok fazla katılamadım. Aslında birçok üniversite geliyor ve hepsi birbirinden güzel eserler sergiliyor. Sonra sanatsal faaliyetleri çok severim. Ayağımıza gelmiş oluyor. Onlara minnettarım. Harika. Ben işte mümkün olduğunca Süreyya Operası'na operaya da giderim. Ve bu vesileyle de söylemek istiyorum. Onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir başka aktivitemiz de Doğuş Üniversitesi'nin Gelişim Orkestra ve Korosu diye bir korosu var. İçerisinde hem öğrenciler hem hocalar var. Çalışanlarımız var. Fakat profesyonel bir ekip, sanat danışmanı var, onları çalıştırıyor. Çok güzel bir ekip oldu. Çok güzel konserler verdiler ve biz Doğuş Üniversitesi Sanat Onur Ödülleri verdik. Mesela tiyatroda Yıldız Kenter'e verdik, birçok kişiye. Alaaddin Yavaşçı'ya verdik böyle. Ve çok da güzel faaliyetler ortaya koydular. Hem tiyatro kulübündeki arkadaşlara, hem korodaki arkadaşlara, onları çalıştıranlara, herkese minnettarım. Çok güzel faaliyetler oldu bu sene üniversitede. Sanat Tasarım Fakültesi öğrencilerinde yaptığı güzel sergiler vardır, değil mi? Evet, ben biraz fakültenin yapısından bahsetmek isterim. Çok aktif, çok devingen bir fakülte yapısı içerisindeyiz. Uluslararası faaliyetlere son derece önem veriyoruz. Her ay en az 2 yabancı uluslararası öğretim üyesi fakültemizde konferansını veriyor, çalışmasını yapıyor öğrencilerle birlikte ve bu çalışmanın ürünlerini bir sergiyle öğrencilere ve topluma tanıtıyor. Bu 7 ay içinde Albertina Üniversitesi, Polonya Üniversitesi gibi çok önemli kurumlarla anlaşmalar yaptık. Albertina Üniversitesi'nden Profesör Salvo Bitonti geldi, sinema tarihi hakkında konferanslar verdi ve yapıtlarını öğrencilerimize tanıttı. Alicante Üniversitesi'nden Architecture and Gender, mimari ve cinsiyet konusunda bir çalışma yaptılar. Essen Duisburg Üniversitesi'nden Profesör Alexander Uhlig geldi. Çok önemli bir mimarlık ve iç mimarlık öğretim üyesi. O da Flying Shops diye çok hoş bir çalışma yaptı. Hepimizi güldürdü ve çok mizah yönü olan değerli bir çalışmaydı. Öğrenciler bu gibi faaliyetlere katılmaktan çok mutlu oluyorlar. Yurt dışındaki mimarlık çalışmaları, Ecoweek diye Yunanistan'da bir çalıştaya katıldılar. Association of Architects gibi bir derneğin çalışmalarını yurt dışına gittiler. İtalya gezileri oldu, Fransa'ya geziler yaptılar. Bu yurt dışını görmek, eğitimi incelemek onlara gerçekten büyük bir nitelik kazandırıyor. Bunun dışında toplumsal projelere, sosyal sorumluluk projelerine bizim fakültemiz son derecede önem veriyor. Belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi olsun, Ataşehir Belediyesi olsun. Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında hep öğrencilerle birlikte de çalışıyoruz, hocalarımızla.
Mesela Ataşehir Belediyesi ile Ata Evlerindeki kadınlara sanat eğitim kurslarını devam ettiriyoruz. İlk defa bir fakülte emeklilere, emekli vatandaşlarımızla birlikte sanat eğitim kurslarını başlattık. Hı hı. Ve 80'e yakın katılımcımız var. Bize her alanda onlar destek oluyorlar. Konferanslarımıza katılıyorlar, sergilerimize. Bu çok hoş bir olay. Bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii hocam. Biz aslında hani daha bu hafta bir başka belediyeden bize teşekkür yazısı gelmişti. Engelli birimine verdiğimiz destek için. Lokasyon olarak Kadıköy, Ataşehir yani o bölgede olduğumuz için ama bütün belediyelere işbirliği yapmaya hazır ve nazırız. Gerçekten çok mesela, içten yani bütün Tekirdağ Belediyesi ile birlikte çalıştık. Bir, çok güzel bir fotoğraf sergisi hazırladık. Kadıköy Belediye'mizle de şimdi caddeleri, sokakları heykellerle ve sanat objeleriyle donatalım projemize başladık. Her yer heykel ve sanat eserleriyle olacak. Bunun dışında engelli vatandaşlarımızla bir yıl süren çok güzel bir çalışmamız oldu. Hı hı. Ve birlikte öğrencilerimiz de destek oldu. Emekli vatandaşlarımız da mozaik panolar yaptılar. Hı hı. Ve onları engeller gününde törenle binamızın dışına astık. Evet. Geldiğinizde göreceksiniz. Öğrencilerimiz de çok aktif ve birebir bir eğitim yaşamımız sanatta var. Sanatta da çok önemlidir o. Bir onları eğlendirmek de benim amacım. Onlar için yarışmalar düzenliyoruz. Mesela yılbaşında müthiş güzel ağaç tasarımları yaptılar 2 metre boyunda. Biz de jürideydik. Harikaydılar. Harikaydılar. Baharı karşılarken devasa kelebekler yaptılar. Metin Karşo çok ünlü bir iç mimardır. Ödüllü, Amerika'da ödül almış olan bir koltuğunu hediye etti. Fakültemizin bir kralı oldu, bir kraliçesi oldu. Eğlendirmeye de çalışıyoruz. Sonra eğitim gerçekten çok başarılı. Şunu şöyle ifade edebilirim. Sydney Üniversitesi'nden, Amerika'dan, Pratt Institute'den mezun hocalarımız var ve çok teknolojiyi çok iyi bilen genç bir kuşak var. Öğrencilerle birebir ve hocaların %85'i tam zamanlı. Bu çok önemli bir olay. Hı hı. Öğrenci günün her saatinde hocasını bulabiliyor, danışabiliyor, birlikte projelerini üretiyorlar. Projeler hep ödüllü ve ayağı yere basan, endüstriyle birlikte yol alan projeler. Mesela endüstri tasarımı projesini şu şekilde verdi. Balonla üflenen ve yarışan arabalar ürettiler. Hı. Açık alanda bu arabaların yarıştığını gördük. Birincilikler, şimdi, ikincilikler. Evet hocam, son dakikadayız. Buyurun. Evet. Şöyle yapalım. Kurslardan bahsettik. Bursları verelim. Için. Kurslardan burslara geçelim mi? Hemen. Evet, hemen son dakika. Bu en önemli. İki tür burs var. Öğrenci arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Bir kontenjan bursu dediğimiz, yani üniversite tercih ederken şimdi bu sene daha önce olmayan, yani bizim bir %100 burs, ücretsiz kazanabilme imkanları vardı öğrencilerimizin. %50 vardı ve tam ücretimiz vardı. Şimdi bazı bölümlere %75 ve %25 ara burslar kondu. Ama diyelim ki üniversite sınavı arkadaşımın çok iyi geçmedi. Çok burslu, yani çünkü %50 burs ya da tam burs almak için daha üst bir yüzdeye girmesi gerekiyor. Çünkü bu 6 yıl ya da 7 yıl, yani okuduğu süre boyunca bu burs kesilmeden gider. Ama bir de düşük puanla ücretli kazandı geldi. Eğer bir sene okuyup 4 üstünden 3 ve 3'ün üstünde tutturan bütün arkadaşlarımıza %10'dan başlayıp 4'e ne kadar yakınsa %90'a varan burs veriliyor. Ama 10-30 sürdürmesi gerekiyor. Hı hı. Öyle bir daha sonradan kazandığı başarı bursu var. Evet. Peki Doğuş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Elif Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Ve Sanat Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nazan Erkmen, çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Geldi. Bugün üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu yapılmıştı. Evet. Yarın yine sınav var. Haftaya yine sınavlar var. Hepsine bol hepsine şans diliyoruz. Hepsine bol şans. Gönüllerindeki yerleri kazanırlar inşallah. Başarılar diliyoruz. Evet. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.